Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Nari Güran dosyasını el alacağız. Biliyorsunuz iddianame e, hazırlandı ve mahkeme gönderildi. Mahkemede iddianameyi kabul etti. Ve bu soruların başında katil kim, gerçek suçlular kimler ve Nari'nin katilleri cezalandırılacak mı? Hepimizin merak ettiği konular bunlardı arkadaşlar. Evet yani yavaş yavaş sanki netleşiyor gibi katilin kim olduğu, Net olmasa da aslında iddianame ona bize çok net bir şekilde vermiyor fakat e, muhtemelen e, bazı iddialar, ifadeler, çelişkiler, yalan yanlış bilgiler bunların hepsi göz önüne alınarak bir iddianame hazırlandı. İddianamenin efsini artısını da konuşacağız ama genel olarak da şunu söyleyebiliriz ki dört kişi üzerinde duruluyor ağırlaştırılmış müebbet e, verilecek o isimlere. Bunlardan biri amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran e, ve Nevzat Bahtiyar. Bunlar yargılanacaklar ve ağırlaştırılmış müebbette yargılanacak e, bilgileri geliyor. Tabi bu ee, ağırlaştırılmış müebbet yargılamasını toplumun bir kısmı yanlış anlıyor. Yani ağırlaştırılmış müebbet aldılar olarak algılanıyor. Almadılar. Mahkemeye yani savcılık makamı iddianameyi hazırladı. Mahkemeye gönderdi ve mahkemede yargılama sonucunda neye varılacağız? sadece savcılık bunu istiyor. Ee, ağırlaştırılmış müebbeti mahkemenin kararı da bu konuda önemli. Şimdi bu arada her gün başka bir yerden yayın yapmak zorunda kalıyorum. İşte kendi evime de gitmeme az kaldı İstanbul'a. İstanbul'a kendi evime gittiğimde muhtemelen daha rahat olacak. Her gün boş bulduğum yerde bir köşede yayın yapmaya çalışıyorum. Öncelikle bunu söyleyelim. Lütfen arkadaşlar şu an izleyen herkes yayını beğenelim, paylaşalım. Ön sıralara çıksın biliyorsunuz ki bir spam altındayız. Bize karşı bazı insanlar saldırıda bulunuyor, kanalı spamlıyorlar. Ondan dolayı da sizden bu desteği rica ediyoruz. Bugünkü konuklarım yine iki kişi olacak. Mehmet Sıddık Bilge ve Mehmet Badin Özer olacak ikisi de Diyarbakır'dan. Ee, ve bunlar bize Diyarbakır'da neler oluyor, neler bitiyor ile ilgili yorumu hep birlikte yapacağız. Şimdi yoruma yavaş yavaş geçmeden insanlar bir toplansın arkadaşlar da öyle almak istiyorum. E, ee, tabii hep bizim merak ettiği noktalardan biri var. İşte dediler ki Tepe Göz kameraları var askeriyenin. Aselsan'ın ve bunlar deşifre edilecek, TÜBİTAK'a gönderecek, gönderilecek, tıpkı deşifre edilip gelecek ve orada bazı şeyleri daha net görmüş olacağız cümlesi ve bu bunu çok merak ediyorduk gerçekten görecek biz diye e, fakat iddianamede yer alan önemli bir bilgi var o da e, Salim Güran'ın e, Narin Güran e, dereye gömüldükten sonra dereye atıldıktan ve üstüne taşlar konulduktan sonra Salim Güran'ın dereye gittiğine dair görüntüler ortaya çıkmış fakat bu görüntüler askeriyenin görüntüleri değil, tarım çiftliğine ait bir kamera görüntüsü olduğu ortaya çıktı. Yani bir tarım çiftliğinin kamerasıyla o görüntü alınmış. Şimdi tabii ki çok sorumuz var bu konuyla ilgili. Niye şimdiye kadar aklınıza gelmedi o tarım çiftliğine bakmak? İlk başta neden aklınıza gelmedi? Ee, tabii ki hani işte jandarmanın silsile olarak baktığımızda e, garip garip şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani jandarma sanki bu sefer arkadaşlar biraz acımasız olacağım gibi ama sınıfta kaldı. E, jandarma bu soruşturmada e, maalesef işi tam dört dörtlük düzenli bir şekilde yapamadı. Jandarma tamamen duygusal davrandı. Amca ya da köylüler onları nereye yönlendirdi? Sonra gittik ki bunu da rapor olarak tuttular zaten. Dediler ki biz rapora göre bizi işte onların hazırladığı Jasad'ın raporuna göre bizi yanlış yönlendirdiler. Amca bize çok farklı yerlere çekti gibi gibi bir sürü söz söyledi. Şimdi bu e, olayların tümüne baktığımız zaman maalesef Jandarma bu soruşturmada sınıfta kaldı. Adalet Bakanı da sınıfta kaldı bana göre. Her ne kadar e, gündem yapmaya çalışsa da... Her ne kadar bu konunun üstüne çok düştüğünü söylesi açıklamalar yapsa da... Çünkü iddianameye baktığımızda iddiaların iddianamede... Yani tabii ki biz biliyoruz katil kim yani kimin olduğunu tahmin edebiliyoruz. E, i̇ddialar güçlü, e, deliller belki yorumlar, ifadeler falan ama... Tabi devlet makamı bunu yapmaz yani adalet makamı bunu konuştururlar, delillendirirler ama iddianamede fazla delil yok. Yani gördüğümüz delillerden biri Salim Güran'ın o tarım çiftliğinin kamerasında görüntülenmesi, Nevzat'ın görüntülenmesi, onun dışında da HTS kayıtları. HTS kayıtları ilgili de iddialar çok güçlü, teknolojik gelişmeleri takip eden uzmanlar HTS'nin oda oda belirtilemeyeceğini, özellikle de köyde kullanılan baz istasyonunun bir tane olduğu için burada zaten herkes birbirinin yanındaymış gibi görünebilir. Daraltılmış HTS de bu çok net değil. Böyle bir teknoloji varsa da bizim haberimiz yok gibi de söylüyorlar. Yani dolayısıyla e, her ne kadar bir iddianame hazırlanmış olsa da bu iddianame sanki kamuoyunun biraz gazını alıp tepkisini bir kenara çekmek için hazırlanmış gibi eee yani iddianamlı birazcık beni ürkütüyor açıkçası. Çünkü iddia edilen şeylerin dayanağı yok. Yani biz yorumlarda bu dayanakları daha fazla verebiliyoruz. Yani biz yorumlarken, araştırırken, bize gazeteci dostlarımız bu yayınları yaptığımız zaman şunu net bir şekilde görüyoruz ki bizim iddialarımız savcılık vakamının hazırladığı iddianameden daha güçlü.